Merhaba herkese. İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanıp sunulan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Ben Zeynep Nur Bugünkü konuğum Emre Koyuncuoğlu. Hoş geldiniz Emre'm. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Rica ederim. Ne demek? Ee, geçen e, aylarda, Şubat ayında bir tiyatro çalıştayı yaptınız İBB Şehir Tiyatroları olarak. Siz de orada çalışan bir yönetmensiniz. Aynı zamanda küratörlük işleri yapıyorsunuz, bağımsız işler yapıyorsunuz ve birçok disiplinler arası işe imza atmış bir isimsiniz. Bu çalıştaya dair ihtiyaç nereden doğdu? Bununla başlamak isterim. Evet. Öncelikli olarak zaten bizim bir tür slogan olarak ortaya koyduğumuz isim 100 yıllık ayna. <laughs> Biliyorsunuz 2023'te birçok 100, 100 yılı bakan, yani anlatan İşler oldu, projeler gerçekleşti. Şehir tiyatrosu da bir tane zaten bu sezonu yani 2023 2024tür sezon. 2023 sezonunu açarken bütün kadrosuyla bir gösteri hazırladı. Bu memleket bizim diye. Bir tür anısına yapılmış, yüzyılın anısına yapılmış tiyatrodan, şehir tiyatrosundan bir yani bir bütün olarak kutlamaydı o kutlama dışında işte çalıştığım özellikle de Çağdaş Gösteri Sanatları Merkezi olarak çalıştığımız şehir tiyatrosunda e, alanda biz ne katkıda sunabiliriz ne yapabiliriz diye düşündük ve e, bu 100 yıllık ayna projesi aslında temel fikri e, o 100 yıl içinde e, nasıl yani eleştirel bakış aslında yani kutlamayı yapmak çok değerli ama aynı zamanda 100 yılın e, tiyatrosunun kendi içindeki e, sorunlarını ve e, önerilerini, çünkü yalnızca sorun olarak bakmak değil, soruna öneri getirmek de çok değerli. E, bir araya getirsek acaba bütün e, kapsayıcı bir şekilde nasıl olur diye bir fikir ortaya attık. Sonra yavaş yavaş bunu projelendirdik. E, projelendirme sürecinde e, küçük bir çekirdek kadroyduk şey, şehir tiyatrosu içinde, ÇGSM içinde. Sonra yavaş yavaş kabul edildi. Öncelikle tabii ki proje kabul edildi. Proje kabul edildikten sonra da kapsayıcı oldu. Şehir Tiyatrosu'nun bütün birimleri çalışmaya başladı ve böyle bir şey gerçekleştirdi. Ben 100 yıllık ay dediniz tam başlığı söyleyeyim. Cumhuriyet'in 100. yılında tiyatroyu geleceğe taşıyan sorular ve öneriler dediğiniz gibi öneri kısmı da var bu açıdan çok güzel. Tam olarak da 11-14 Şubat 2024 tarihlerinde gerçekleşti. Çok kalabalıktı aslında 300'e yakın katılımcı vardı ve çok kapsayıcıydı aslında ben de katılımcılardan biriydim. Onu da daha sonra sormak istiyorum ama bu kadar mesleki ve sektörel çeşitliliği sağlamanız da ve çok farklı tiyatroyu aslında mümkün kılan işler yapan birçok kişiyi farklı mesleklerden de olmuş oluyor. Kişiyi bir araya getirmeniz çok değerli. Mesela sayayım sanatçılar tabii ki bağımsız tiyatro çalışanları, akademisyenler, eleştirmenler, yazarlar, yapımcılar, sendika temsilcileri, ödenekli veya özel kurum ve kuruluşların yöneticileri vesaire. Hani bu kadar çeşitliliği nasıl sağladınız? Tabii bu başlıklara da yansıdı çalıştaydaki onu da sormak istiyorum detaylı detaylı ama öncelikle bu kadar çok 300 kişiyi nasıl bir araya getirdiğinizi de ve hangi emellerle çok merak ediyorum. Şimdi öncelikli olarak yani belki de Covid sonrasından başlamak gerekiyor çünkü büyük bir değişim yaşadık tiyatro sektörü olarak büyük bir farkındalık da yaşadık acı bir şekilde buradan itibaren benim en çok fark ettiğim e, tiyatro sektöründe e, tiyatro alanında çalışan ve iş üreten emek verenlerin müthiş bir şekilde bir araya gelmek ve e, birçok şeyi konuşmaya ihtiyaç duydukları. ve bunu şöyle e, görüyordum yani Çünkü biliyorsunuz çalıştaylar yani e, kendi içlerinde yapılıyor yani böyle bir çalıştay Aslında yeni yapıldı e, ne bileyim Ben eğitim kurumları kendi aralarında Çalıştaylar yapıyorlar ve sorunları ortaya koyuyorlar. Ya da ne bileyim özel tiyatrolar kendi aralarında buluşup bir sürü veri çıkarıyorlar. Ama eksik olanın gerçekten o geçirgenliğin eksik olduğunu düşündük. Bir araya gelip bir yönetmenin bir yapımcıyla konuşabilmesinin, problem üzerinden, sorun üzerinden konuşabilmesinin ihtiyaç olduğunu fark ettik. O yüzden olabildiğince mesela yalnızca farklı e, disiplinlerin tiyatrodaki farklı disiplinlerin bir araya gelmesi değil, farklı nesilleri de bir araya getirmeye çalıştık. E, aynı zamanda çünkü geçir yani bir bir türde devamlılığa bakmaya çalıştık. Nasıl devam ediyor? E, sorun süreklilik mi gösteriyor yoksa kendi içinde dönüş dönüşüyor mu? Nerede tıkanıyor? Hangi dönemde nasıl cevaplar almış gibi? Birbirimizden de öğrenerek. Aslında farklı nesilleri farklı soruları farklı sorunları ve de mesela özel tiyatroları, ödenekli tiyatroları bağımsız tiyatroları gibi kendi içlerinde aslında yine de farklılaşan grupları bir de farklılaşmış sektörel yapıları da iç içe sokmaya çalıştık Çünkü dışarıdan herkes birbirinin birbiriyle ilişkilenmediği sürece sorunsal anlamda Sorunun başkasında yattığını düşünüyor ee, ya da e, alanın açılamadığını, belli bir alanda durulduğunu, aslında alanın ne kadar geniş olmadığını, e, bütün tiyatro, yani tiyatro dediğimizde tiyatronun e, çok ortak bir sorun etrafına topa, toplanabileceği ama çözümlerin farklılaştığını e, bu çalıştayda gördük. <laughs> Aslında bir ekosistem problemine değinmiş oluyorsunuz böylece. Farklı eğleyiciler birbirinden haberdar olduklarında içinde bulundukları suya dair daha iyi bir fikir sahibi olabiliyorlar. Buradan da içeriye girelim biraz. 300'den fazla katılımcı dedik. Bunlarla neler konuşuldu? Çok ilginç geliyor bana. Ödenekli tiyatrolar, özel tiyatrolar, uluslararası alanda tiyatro ve ortak prodüksiyonlar, oyun yazarlığı, Tiyatro tarihi yazımı, mesleki eğitim, sahnede temsiliyet hakkı gibi ana başlıklar. İlginç geliyor dememin sebebi şu aslında bunların her biri bir çalıştay başlığı. Evet. Bu kadar kapsayıcı olmak bir şey, bir mesele. Bunları Şimdi, nasıl belirlediniz? Tabii ki bir yüzyıllık yani yüzyıl olmasının da bunu getiren yani bu, bu bir tür yansımasıdır. Hani yüzyıl deyince kapsayıcılık önemli. Çünkü mesela temsiliyet hakkı sorununu konuşurken aynı zamanda ödenekli tiyatroyu da konuşman gerekiyor. Ne bileyim zor koşullarda tiyatro dediğin zaman aslında özel tiyatroların kendi problemlerine de yansıyor. Aslında birbirinden kopuk şeyler değil ama bu başlıkları koymak çok önemliydi. Çünkü o başlıklar altında toplanmak aslında kavramsallaştırmak demek belli sorunları ve belli perspektiflerden bakmaya hazırlanmak demek. O yüzden ben başlıkları özellikle çalıştım diyeceğim ve önemsedim yani kimse çünkü zor koşullarda tiyatro pandemi sonrası kapanma sonrası tiyatronun aldığı ilme ya da başka oluşmuş sorunlar üzerinden düşünmüyor. Düşünebilmek ve onun üzerinden de öneri ve soru getirebilmek için sanıyorum o başlıkları koymak gerekiyordu ya da temsiliyet hakkı. Yani dezavantajlı grupların tiyatro alanında e, alanı ne kadar kapsayıcı kıldığımız mesela kocaman bir soru. Bu soruyu ortaya koymazsanız onun altında sorular ve öneriler de çıkmıyor. O yüzden bu kadar geniş tutmak istedik bir. İkincisi de yani yıllardır konuşulan ödenekli tiyatrolardaki özellik sorunu gibi. Hiç sürekli konuşulan ve üzerine belki benim bildiğim benim yaşımın bile bildiği kaç tane bildirinin çıktığı. Bunları da içine yerleştirerek yani reddetmeden alanı açıp hepsinin aslında bir arada çözülebileceğini yani bir yasa tiyatro yasasının gerekliliği ve bu tiyatro yasasının da lütfen hani bütün bu alanları da kapsayan bir şekilde bir geniş açıyla bakılması ve öyle oluşturulması ki geleceği geleceğin tiyatrosuna kapı açabilelim. Yoksa hani olduğumuz yerde yani bu kötü bir tabir ama bir sepetin içine atılmış özel tiyatrolar hani özel tiyatroların kendi aralarındaki farklılıkları hiç ve ihtiyaçları kendi içlerindeki ihtiyaçları hiç dikkate almadan yapılmış bir işte özel tiyatroları destek fonu falan gibi. Ve bir yapı ya da ödenekli tiyatrolarda işte repertuar politikasını konuştuğunuzda yalnızca sanki bunun genel sanat yönetmeninin sorunuymuş gibi bakmak değil de gerçek anlamda hani özellik konusunun da bunun kapsı yani bunun içine girdiği gibi hepsi aslında birbirine açılan ee, ama aynı zamanda da e, bu tanıların bu e, başlıklar altında bir araya ve bir araya gelirken de o çok sizin de bahsettiğiniz çok çeşitlilik içinde bir araya gelmenin birbirinin bakış açısından da beslenmenin iyi olacağını düşündük. Bu tabii üç saatlik toplantılardı. Yani dediğin gibi hepsi bir başlık. Hepsi derinleşebilecek alanlar. Biz alanı bir kapı gibi kullandık. Yani geleceğe açılan bir kapı gibi kullandık bu çalıştayı. Ve gerçekten de davet ettiğimizde Katılımın çok geniş olduğunu fark etmemiz yani çok mutluluk verdi bize. Demek ki bir ihtiyaç var gerçekten. Bir araya gelmek, konuşmak ve çalıştay sürecinde de bir araya gel, gel, gelince işte o ara alanlarda işte sabahki toplantıdan sonra öğleden sonra bir bir araya gelip yemek yediğimiz bir alan oluyordu. O alandaki sohbetlerde hep genelde şeyi fark ettim. Lütfen bir daha olsun, bir daha gelelim. Devamlılık şart diye düşünüldü. Ya bu evet bu bir başlangıç muhakkak bunun devamı olacaktır. Yeterli olamış olabilir. Ee, ama hani her eylem her hareket başka bir hareketi doğurur. Ee, o nedenden herhalde başlayacaktır bir şeyler diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Ben de bu çalıştayda davetliler arasındaydım. Özel sektör fonlama ve sponsorluk diye bir başlık vardı. Ben aslında daveti aldığımda çok onur duydum ve inanamadım. Çünkü İBB Şehir Tiyatrolarının ÇGSM dediğiniz Çağdaş Gösteri Sanatları Merkezi'nin bizleri neden dinlediği ya da bize hakikaten kulak vermek istediği çok değerli hissettirdi bana. Siz de Mehmet Avdan'ın moderatörlüğüyle gerçekleşti bu oturum. Siz de katkı sundunuz beraberdik o oturumda. Şöyle bir sorun var. Düzenli üretim yapan kumpanyaların yerini sanki daha esnek işbirlikleri, bağımsız işbirlikleri alıyor gibi ee, böyle bir konu ortaya çıkmıştı. Siz de çok küratörlük yaptığınız disiplinler arası işler ve proje bazlı işler yaptığınız için kurum dışında da e, bu konuda çok katkılarınız oldu o oturumda. Bununla ilgili ne söylersiniz? Böyle bir gözleminiz var mı? Ve aslında biraz sektörün en kırılgan tarafı gibi öyle değil mi? Bu proje bazlı işler, süreklilik sağlamaması açısından vesaire ama bir çeviklik de getiriyor. Ben bunu hep iş yaşantımda başka sektörlerde de deneyimlemişimdir. O kırılganlık bir çeviklik de getirebiliyor. Ne dersiniz? Yani orası çok performatif bir alan. Yani Hı. benim de aslında söylediğim gibi çok sevdiğim bir yer. Çünkü ihtiyacı hemen görüp ihtiyaca göre yönelip o alanda bir paylaşım sağlamak. Çünkü yani paylaşım tiyatro dediğimiz aslında karşılıklı bir iletişim ve paylaşım sanatsal konsept içinden, aracı, arayı, yani sanatı aracı kılıp e, ya da amaç edinip, <laughs> şimdi tartışmaya girmeyelim burada. E, yani e, o yüzden e, çok çalışan bir model dediğiniz gibi. E, çünkü seyircisi belli, ihtiyaç belli. E, yani hemen uzlaşının oluşabileceği ve bir ürünün oluşturulabileceği, o sanatçının da ihtiyacı ve isteği ise bir araya geldi mi gerçekten çalışan bir model. Ama sürdürülebilirliği zor bir yer. Ee, ekstra destek gereken gerçekten ihtiyaçların de, o devamlılık e, noktasında e, problemli bir alan. Ama işle, işlevselliği de dediğin gibi çok e, güçlü projeler oluyorlar. E, yani o alanı kollarken ve onun sürdürebilirliğini sorgularken gerçekten 110 yıllık bir tiyatronun içinden bunu düşünmek ve değerlendirmek bence İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın yani geniş gönüllü mü diyeyim yani, ya da nasıl gerçekten Türkiye'nin en eski kurumu. Bence onun soyunması zaten en doğru olandır. Ve gerçekten de bu dönemin genel sanat yönetmeni hani bu kapsayıcılığa inandı ve destekledi. biz de şehir tiyatrosunun çağdaş gösteri sanatları merkezi olarak bir tür dış dışarımsı kurumun yani bir tür geçirgen kapısıyız. Yani yaptığımız bütün projelerde aslında hani İstanbul diyelim, İstanbul bazlı diyelim. Ama tabii Türk çalıştayda Türkiye bazlı oldu. İstanbul bazlı olarak İstanbullu tiyatro çalışanlarının, sanatçılarının, emekçilerinin bir tür kurumla bağ yani kurum sanatçılarıyla ilişkilenebildikleri, paylaşabildikleri, tartışabildiği projeler üretiyoruz. Yalnızca sanatçılar değil aynı zamanda sivil toplum örgütleriyle, e, üniversitelerle, akademiyle e, olabildiğince hani paydaşları açarak bir araya getirerek çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Biz biz o tarafıyız. Yani Çağdaş Gösteri Sanatları Merkezi, Şehir Tiyatrosu'nun o kanadı olduğu için belki de biz böyle bir çalıştaya soyunduk. Çok teşekkürler. Son olarak çalış, çalıştay sonuç bildirgesindeki tiyatro yasası isteğiyle ilgili bir şey sormak istiyorum. Herkesin ortak isteği yani. E, kamuda özelde çalışıyor olsun, bağlı çalışıyor veya bağımsız serbest çalışıyor olsun. Tiyatroyu mümkün kılan her çalışanın isteği bir tiyatro yasası. Bu ne için gerekli? Bunu sormak istiyorum. Bir de çalıştaydan buna dair maddeyi okumak isterim. Devlet tiyatrosunun, şehir tiyatrosunun, özel tiyatro başlığı altında aynılaştırılan tiyatro gruplarının farklı statü ve ihtiyaçlarını tanımlayarak güvence altına alacak mevcut sorunlar, sorunlarına somut çözümler sağlayacak bir tiyatro yasasının hazırlanması elzemdir. Yine çok kapsayıcı bir cümle. Nasıl açarsınız bunu? Yani aslında. E devamında da bildirinin devamında da aç, açarak gidiyor aslında yani ne nelerin iç, yani bu bu e, yasında nelerin iç, iç yani e, içinde olması gerektiğine dair biz bir sürü madde var e, ama yani yasaya baktığınız zaman yasa nedir aslında toplumsal bir müta, mütabakat değil midir? yani bir uzlaşı alanıdır. E, Özellik için özellikle, yani tiyatronun ivedi ihtiyacı olan ve değişen siyasi dalgalanmalarda bu kadar çok kırılgan ve bu kadar çok yıpranan bir yapı olmaması için o özellik tanısının ve kendi içinde farklılaşmış ihtiyaçların tanıtılabilmesi için muhakkak bir uzlaşı alanı ve bunun kabulü gerçekten erzem çok ivedi bir ihtiyaç. Bunu her alandan tanımlayabiliriz. Yani şehir tiyatrolarının mesela devlet tiyatrolarıyla olan farklılaşması aslında yine ikisi de kamu yararı güden yani kamusal alanı tanımlayan ve aynı zamanda hizmet eden olmasına ödenekli tiyatro olmasına rağmen kendi içlerinde çok farklılaşıyorlar. Yani bu farklılaşmaları tanımlayan aynı zamanda da koruyan yani özelliğini koruyan çalışabilirliğini e, sağlayan, böylelikle çalışabilirliğini ve devamlılığını ve kendi içinde gelişimini sağlayabilmek için bir yasaya, bir anlaşı, bir uzlaşı hem tiyatrocuların kendi içinde hem de yani bütün kamuya dair bir yerde bir uzlaş alanına çok ihtiyaç var. Çünkü daha önceki yasalarda da çıkmış yasaların e, üzerinden ek maddelerle, dönüşümlerle falan çok yıpranmış ve karmaşıklaşmış ve sorunlar üreten e, yerde durduğunu bugün, bugün koşullarından görebiliyoruz. Değişti zaten. Tiyatronun ihtiyaçları da değişti. Toplumun ihtiyaçları da değişti. E, böyle. <laughs> Çok teşekkürler Emre Hanım. Ben teşekkür Konuğum ederim. konum olduğunuz için, geldiğiniz için. Çok... Eklemek istediğiniz bir şeyler olursa buyurun. Aslında şunu eklemek isterim. Evet. Yani bu çalışta evet e, fikri o, oluştu, Çalış Gösteri Sanatları Merkezi'nde oluşturduk. E, orada üç tane dramaturk arkadaşım var. Yani e, dramaturjinin de aslında ne kadar önemli olduğunu da anlatmak isterim. Bu projelendirmeler tiyatrolarda, kamu tiyatrolarında. E, üç dramaturg arkadaşım var. Başak Erzi, e, Sinan Ak Akcan ve e, Elif Solak. Bunlarla birlikte ben bir yönetmenim. Yani bu fikir tartışmaları içinde aslında projeyi e, geliştirdik. Projeyi geliştirip e, şey neredeyse 3-4 ay üzerinde bunun üzerinde düşündük. Ama asıl e, genel sanat yönetmenliğinin onayından sonra 2,5 ay içinde gerçekleşti. Yani yanlışlar olmuş olabilir, eksikleri olabilir e, ya da önerileri olabilir. Olumlu da bakıyorum. İnşallah bundan sonra devamlılığını ve daha fazla buluşmalara ve harekete yöneltir diye düş yani umuyorum. Böyle bir kapatayım en azından. <laughs> çok teşekkürler bizi bir araya getirdiğiniz için, bu davet için çok teşekkürler. İBB Şehir Tiyatroları olarak böyle bir şeyde ...elini taşın altına soktuğunuz için çok teşekkürler. Çünkü inisiyatiflerle oluyor. Ne kadar biz bağımsız çalışanlar olarak karşımızda büyük kurumlar görsek de... ...aslında e, kimi zaman birkaç kişinin bir işi sırtlanmak istemesinden ibaret. Bir çabayla doğuyor. Ama işle. şunu da eklemek zorundayım. Yani bir çekirdek kadro olarak biz önce başladık ama sonra katmanlaşarak... dramaturji bürosuyla, genel sanat yönetmeni Ayşegül İstever'le... ...daha sonra müdüriyetle, daha sonra kültür daire başkanı hepsinin desteği var... Hepsine tek tek teşekkür etmek isterim. Çok zaman. teşekkürler kendilerine gerçekten. Zaten çok kalabalık bir kadro olarak orada çalıştınız vızır vızır. Herkes <laughs> gerçekten çok çalışkan ve çok güzel ev sahipliği yaparak böyle bizi ağırlaya ağırlaya orada çok mutlu ettiniz. Tekrar çok teşekkürler. Hepsinin adına ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bugünkü programın sonuna geldik. Emre Koyuncuoğlu'yla İBB'nin düzenlediği 100 yıllık ayna başlıklı tiyatro çalıştayını konuştuk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere Hoşçakalın.